Şimdi insanlar bize soruyorlar, siz domuz avını niye yapıyorsunuz diye. Şimdi şu gördüğünüz alan 3 dönümlük bir alan. Burası normalde şu şekilde ekilmiş buğday. Şimdi burası benim tarlam. Veya köyde vatandaşın tarlası da olabilirdi. Şu anda bak bunlar bu ekilmiş, bitmiş, büyümüş, normal. Şöyle 10 santim standartına ulaşmış bir buğday tarlası. Tarlanın hali ortada. Ve burada bu domuzların bize yaklaşık 3,5 dönüm kadar, 3 dönüm diyelim, maksimum 2,5 da olabilir. Çok önemi yok. Domuzların bitmiş, sürülmüş işte buğdaya verdiği zarar. Biz popülasyonu kontrol altında tutmak için yapıyoruz deyince insanlar ne popülasyonu bilmem ne, yalandan bahane uydurmayın diyor. Şu gördüğünüz alan ekilmişti 2 ay önce. 2 ay önce ekilmiş alandaki durumumuz bu. Onu konuşanların, öyle boş boş konuşanların vicdanına bakıyoruz. Merhabalar, bugün 19 Ocak 2021 Salı. Domuz avı yapacağız uzmanlarımızla beraber. Şu anda herkese doğru gidiyor. İnşallah bu domuz çıkar, vururuz. Çıkarsa videomuzun devamında inşallah seyrediriz. Sürekli avcıları bıraktık, süreklileri bıraktık. Çok hafif bir kar var. Bölgeleri bıraktık. Bu bölgelerde bir av yapacak inşallah. İş bittiğinde de buraya bırakıyoruz. Evet, biz de duracağız burada. Atışımıza bakacağız. Şimdi avlanacağımız bölgeler buralar. Yürüyoruz. Mehmet amcam 85 yaşında, avcıların kralı. Muhtarım ne yapıyor? Vallahi bugün domuz avındayız. İnşallah vuracak mıyız? İnşallah. Rast gelirse vuracak. Osman emmeme yengemden izni sen mi aldın? Hı? Sana yengemden izni muhtarım mı aldı? Aynen aynen. Göndermiyorum dediler. Beni? He. Bu izin almaya. Beni gönderemeyecek adam daha doğmadı. Ağabeyim de başlasın. Mehmet amca nasılsın? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun ameliyatı. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Şuradan koşsam yetişemem mi? Çöktüler. Daha gidiyor. O giden neydi Ekrem mi? Geçti ya. Neydi o giden? Tilki miydi? Yok, bir basın amir dedi ki yok değil ceylan. Dedim burada ceylan ne gezer ya? Abi burada tilki de bu yanda biz göremedik. Tilkiydi. Karşıda gördüm tilkiydi. Ya öyle, o karşıdan geldi. Bak şu çamların içinden geri döndü. Bak şuradan. Aha orada gördük biz bak. Aha oradan çıktı. Ben yamaçtan... daha orada gördüm. Aha oradan o yanına geçtik. Köpekler gelmeden önce. Ondan sonra köpekler geldi, buradan geri döndü, ay ot yandan dolandı, bak köpekler ha burada. Aynen, gördüm, köpek geziyordu. Gördüm, sen tavşan çıkarttın. Gördüm, gördüm, o karşı yamaçtan geçti, çektim ben onu. Gazelli, yok şu tilkiydi ya. Hasan emmi ceylandı da burada ceylan neydi? Burada, diyorum, buradakini. Burada tam karşıdakini. O tam karşıdaki tilkiymiş işte. Tilki değil ya. Neydi? Domuz ya. Yok. Domuz muydu? Ya. Yok. Ya sen yok. Görmemişsin onu. Biz gördük. O tilkiydi. Abi burada gördüm. Tam karşıya atladın değil mi? Tamam karşıya atladık. Karşıda gördük biz onu. Çekti o tilki ya. Mıhtar da o şey dedi ama yok canım burada ceylan ne gelir. Evet, şimdi ikinci bağlak için gidiyoruz. Birinci bağlakta iki tane tilki çıktı, başka bir şey göremedik. Karar veremedik daha doğrusu ama tilkiydi. Birinin yanından geçmiş görmüş. Osman'ım ne diyorsun, var bir şey? Bir sürü girmiş işte bağlak yapacağımız yere. İnşallah. Bakalım çıkacak, çıkmayacak.
İnşallah çıkar. İnşallah. Bakacağım. Bakacağım. Nasıl? Bir avcımızı buraya bıraktı. O sizi bağlığa başladı. Ben de onun üzerine Osman emmi de biraz daha yukarıya gidecek. Ben de şu ileride 30 metre kadar ileride bir yerde bağlakta duracağım. Şimdi bütün işi aşağı bıraktık ya. Tamam. Seni de şu çatağa bırakacağım. Şuraya dere boğazına. Ben de ileriye duracağım. Yukarıdan gelenlerle birleşeceğim. Tamam. Hadi rast gel. Hadi rast gel. Tamam, bu arada buraya gelmiş. Araba oradan geçememiş. Evet, beni buraya bıraktılar ikinci bağlak için. Yukarıdan böyle gelecekler. Giden arkadaşla birleşecekler. Benim görevim de bu yolu ve buradan gelen bu yolun altındaki dereyi keseceğim şimdi. Ben o dereye doğru ilerliyorum. Aynı zamanda bir dua yürüyüşü yapmış olacağız. Yalnız buralar çok sıkılık. Burada domuz gelir de ben de kaçamazsam. Selamun aleyküm. Esselamun aleyküm yapar. Zaten gelince buradan geçiyor. Hayvan da bu sıkılığa gireceği için doğal olarak tüfeğimiz de kılıkta hala çıkarmadık çekim yapacağız diye. Biz buradan bir şey görebilir miyiz onu da bilmiyorum tabii ki. İleride bir burun var. O burundan yamaçtan geleni gideni görmek için diken. Şöyle ilerliyorum hala. Ama ben benim yerimde olsam buraya durmam. Geri yola giderim. Dereye bir bakayım önce de. Ben karşındaki deredeyim ama sıkıntı olmadı herhalde. Görebiliyor musun beni? Tam derenin içine indim ben, iki tarafı da görecek şekilde. Tamam, Mustafa abinin attığı bana gelmesin de o yüzden dedim. Sıkıntı yok, ben iki tarafı da görecek şekilde durdum bakalım. Evet, şimdi burada... Şurada da bir dere var. İyi bir yere durmam lazım. Önce kamerayı kapatacağım, tüfeğimi çıkaracağım. Bağlakçılar sesleniyor, domuz geliyor diyorlar. Hemen kapatıyorum. Şimdi şuradan ormana girmiştim. Tam derenin iki çatağını görecek yeri kesmiştim ancak sonradan yukarıdan gelen fazla yer bulamayan arkadaşlar bizim altımıza doğru geçince derenin yamacına geldiler. Burada önemli olan can sağlığı, can güvenliği. Onlara da bana da zarar gelmesine geri yola çıktım. Sonuçta oradan da gelse onlar atacaklar. Bana gelecek, ben de atsam onlara gidecek. O yüzden önemli olan burada insan sağlığı. Yani sadece bir av yapmak, bir hayvanı öldürmek, vurmak değil. Biz tarlalarımızı domuzlardan kurtaramadığımız için bütün belgeli avcılar toplanıyoruz, gidiyoruz, vergimizi de ödüyoruz. Belgeli avcımızı da alıyoruz, belgemizi de alıyoruz. Ondan sonra avımızı yapıyoruz. Ama bu ayda zaten sadece domuz. Başka bir hayvan atmak yok. Sürekli derbinin sesi geliyor. Çok güzel de bir... Hafif bir rüzgar esiyor ormanda. Her taraf kar. Şu doğanın güzelliği yeter. Bir de bunu bir iki domuzla süsleyebilirsek, yani süslemek derken yani tarlalarına da zarar verecek büyüklüktekilerden vurabilirsek, ufaklara zaten atmıyoruz onlar. Bir zarar veremiyor tam. Ama büyükler geçen arkadaşımızın 17 dönüm tarlasını tekrar ekmesine sebep oldular. O yüzden bizim domuzla mücadele etmemiz şart. Köpek de ağlamaya başladı.
Bunlar da avcı mı? Başka bir şey mi anlayamadım. Sanki bir köyden başka bir köye ziyarete giden insanlar gibi. O deminki domuzu kim vurmuştu? Aşağıdaki mercimek çalı var ya. Neydi o adamın adı? Vesel miydi? O da bizim ekipten. O aşağıdan peşine gitti vurdu. Ha bunların köyünden. Ha, bu onlar da bu yana geldiler de. Tamam bizim ekipten yani. Tamam. Sen alacaksın o domuzu. Alacağım. Tamam gidersen alırsın gide kalak. Sıkıntı yok. En azından bugün bir domuz vurmuş olduk. Hadi bilmiyorsan aynı olsun. Osman abi maşadan yardıra yardıra geliyor. O herhalde bir domuz için gittiydi oraya. Domuz için mi gittiydi Mustafa abi oraya? Domuz için mi gitti oraya? Mekkis, Geberiyarak, Muklian. Başlar rüzgar gülleri. Ama yavaş yavaş sertelmeye başladı. İkinci postamızda da bir tane tekleme çıktı. Aşağıdaki başka bir arkadaşlar vardı. Onlar vurdular. Şimdi almaya gitti arkadaş. Getirirse çekeceğiz. İhtiyacı da çamaşırı çabalayacak. Yok burada yok. Hadi nereye gidelim? Kaskanı'da nasıl kalmıyor ya? Şimdi kamp ateşimizi de yaktık. Ondan sonra Mehmet abi bugün yiğidiğine bir tane vuramadın biliyor musun? Bir tane vuraydın var ya, ben de seni çekeydim, ne güzel olacaktı olmadı. Gelaydı da vuraydı. Gelmedi değil mi? Gelmeden vuruyor. Nereden vurayım desene gelmeyeni. Kaline kalkmıyor. Kaline kalkmıyor. Ne ya? Şimdi domuzumuzu, Osman abi nerede vurdun sen bunu? Ben neresinde? Vurmadım. Eyvallah arkadaşlar. Sen mi vurdun? Yalan tamam, biz... hilap konuşamam. Tamam. Yalan bu abi, yalan da yok. Bu abi vurmuş. Vurdum. Yukarıya çıktıydı biz göremediydik bunu. Aha. Böyle güneşte. İyi bir tekleme. Tekleme çizildi bu neye? Ha. 32-3 yaşında var. Var. Giderdi lan tekrar. Sen ne elini elliyen lan? Suyun önünde. Ha nereye gitti be? Ben yiyorum bile ya. Suyu vurdu. Bekir'inki hemen ölüye kaldı. Evet. Devam şu anda bir tane vurulan domuzumuzu çekeceğiz demiştik. O da bu domuz. Belli olacağı olmaz. Aynen. Döner geri gelir burada. Zaman yeni bir plan yapıyorlar. Yeni yere gideceğiz. Aynen. Haydi. Domuzumuz. Zere aşağı uyumduna kadar. Gayet güzel. Gölgeden tam çıkmıyor da. Gölge mi yapayım? Ne gölge yaptığın için çıkmıyor. Çıkayım mı? İki tane. Kaçırdık domuzu. Anan avrupa ya. Tüt. İki taneydi. Hatta izde de şurada. Şöyle izinden geldik. Domuzun izi. Şuradan böyle gitmiş. İyi hoştu olma. Yetişemedim. Arkadaşım altından geçti ama arkadaş da atamadı. Bizim alt yanımızdan geçtiler. Domuzların önünde. Arka tarafa gittiler. Diğer tarafa. Ama bu tuzda dediğiniz yerin arkasından bir tane tekleme gelmiş. Yeni daha. Yukarıdan aşağı gelmiş. Hasan emminin altından köy tarafına gitmiş.